У Адамбрисі ляжі люди, годы, судьбы. У нього без вони не ляжі. Мен уксабнув Бексабрисом, Бекхаштом уксаб, або і не Белогвардейське движення, не си ляжу. Вот он у меня яшылса окуп, у менен ахылма калган еди. Бу китапларын жазмага да у адамын стили менде калды, мен он үчүн буну биле жазган. Бунан эле халкымдын маанисин чок шей жасалар, лакин бул стилди бир кимсе жазбайт. Мен эмне жазам? Жазам көзүн. Көзүн жазабыз. Nasıl adetler var diye, nasıl uf adetler yapar ediler, nasıl soyla yapar ediler, nasıl çalışır ediler, nasıl konuşur ediler, nasıl haberler var diye, nasıl cemiler var diye, nasıl mektepler var diye. İyi, mevzuların hepsini göçerken son, kesin bu koyun halkını takdir edin. Yine Hırdır senesine geri çıkan, Hırdır senesine bile oluyor. Bana diyeyim ki, bir tane Kur'an tanırsak, çapı çasak. Çapı çasağın vardı kızı Vasiye, oğlu Murat, oğlu Abdülhamid, oğlu kızı Nazife. Kızı Çapı çasağın Vasiye, Uzbekistan'da 46 senesi oldu, bir tarafta. Oğlu Mandalya Misir attılar. İkinci oğlu Uzbekistan'da yaşadı, Haytil geldi, bunda oldu. Dördüncü balası kızı Nazife, Uzbekistan'da yaşadı, Erse Kırma Haytil geldi. Bunda yaşay. Otkan da yaşalar mı lan en uçasın. Ya ki eğer adam geçingen olsa, özen olsa, hayli gömülgen olsa onu da men uçasın. Demek ne sayam? Bu stilin siz özünüz. Bunu men elde olsun ne istedim. Bir kimsenin bu, yok, bundan, onu bir kimseden alınmaz. Ne söyleyken de adamın tahtiyen uçasını gerek. Siz küçük özenin. Ulu özenin ben özenin. Babanız yani. Babam da, anam da. Kaçıncı yıldan doğmuş? 1937 senesinde doğmuşum ben. Siz Uğur'un? O vakitte 6 yaşında var. Elbette. Son nasıl siz kendiniz kaçıncı yılda Uğur'un? Son lisede ben Uğur Zengi'ye geldim 68 senesi. O vakitte daha bayağı şey var idi. Eski evler var idi. Eski bahçeler var idi. Son andan ну nasıl değişmeler siz başladınız kurmaya? Ну değişmeler böyle çok şeyler yıksalanca, bozanca, yollar yende yok hacı, cami yende yok hacı. Çok su isarlar bizi yolların içerisinde her bir yol içerisinde ne var hacı? Hani 60-70 santimetre yükseklikte tarz varlar. Ulan yolların koçalar yapıyor. O da taşların başlayınca koparmakta. Bahçelerin içerisindeki korolarını taşkan, yapılan korolarını başlayan yıksırmaya. No, şimdi o zaman da 68 senesi bahçeler şimdi başlayan yıksırmak. Şimdi bahçe kalmak. Yani. Var ya da işte bahçe gerçek ama elinki gül. Gül olup olsun bahçeler şimdi başlıyor. Gül. Gül nasıl mesela efendim? Zeyçala. Zeyçala. Yegen, demek babam böyle şey. Son, siz kaçıncı yılda geldiniz? Son ben de 75 senesi bu bütün kaçtım. Yıldırımında. Sanda yerleştim. Ne zor, Ahmet'e yerleştim. Lakin ondan sonra ben her yıl, her ay yazıda o zengi katına ayırdım. Ulan dağların taşları yürüp çıktım hepsin. No, sormağa adam yok orada. Bakın sormağın sormağın sayısı yok. Nesin dediğinde, anda bütün halk gelmiyor. Halk edeyim. Geldi halk kalmağın anda. Bir ben yabancıyoruz katına, bizden çıkan da kalkan değil. Lakin o katına ben geldiğinde indi, o geldi. Fera geldi o katına anladım. Ağın babaları bir şey bilmiyor. İyi son 50-95 senesini bakıp benim dayım. Hatta bayağı oğlum babası. Göçüp geldi. Anda. O 29 senenin babasıydı. O bayağı bir şey bilim. Ondan ben oturup sürbetleşip bana bir çok malumatlarını bundan aldım. Dağların taşlarını, hayvanlarını aldım. Kuş çerdi. O kuş çerdi uyardı.
Son baxa seviyyəlində nümunda Zuyada baxa edildi. Büyük yaşında Ulu Özenində yaşayır. Onların ne var? Xoyun, bütün xoyun boyunda xası rayonlarda var. İçki adamlar. Onların ne koyuşup bir neden şeylerimi artık verdim. Yazıp aldım. Son onların da temiz geçeceksin. Bu ne oldu? Doğdu Ulu Özen kitabı. Allah ne istedir? Ne için siz Küçük Özen'den başlandınız? Ne demek Küçük Özen'den başlandım? Ulu Özen için benim ne Küçük Özen'i yazdığımda Ulu Özen'in aklında malumat ile ahir edildi. Hazır dedi. Kuşkocuğun vardır bir deneyim tanışayım mı Abdülhamit Ağa? O sağ olganda ondan faydalanan ünlüğün başarını çıkarayım. Oğuzcan'ın ben el akıl yaparım. Bunu yapıp. Kuşkocuğun başarısı. Tam o şimdi vakıtta nasıl dinişmeler oldu Oğuzcan'da? Niye kaldı eskiden? Hani? Oğuzcan'da eskiden bir şey kalmadı. Bir şey olmadı. Böyle bir evler bizim evimiz. Böyle bir ev kaldı. Ondan önce tanık olamazsın. Yeşilikken'de rekonstruksiyon yapınca. Çözülükken'de hoşkanca, bozkanca bu tarafın yanında yapınca. Zaman bozu başkadan yapınca. Evlilikli Ulu Özen yendi. Ulu Özen yendi. Siz nasıl sayarsınız? Bu tavırlardan kalan bu. Teknik, arkitektura, öyle sık sık yaşayan adamlar, niçin öyle birbirinden yakın ediyor. Öyle saçaklar, öyle bu aslında nasıl düşünceler var. Elbette, Ulu Özen koyu, o bir kaç bin yıllık koyu, evvelikte olan koyu. Bu küçük üzerine, koru üzerine açsak, o koca sonca teybi oldular. Sayın boyunca. Ne için gecende, evvel edelim, Ulu Hüseyin koyu yerleşken dedi, Türkiye hayağının altında. Türkiye hayağının içinde Ulu Hüseyin zorunluluğunu alsan, onun arası 4-5 kilometre. Demek, öyle bir efsane var iken, var ki, Kırım eve yeşildim, aday eken. Yarım ada değil de. Aday eken. Bu Basra Boğaz'ın bu hazırımız bu Boğaz. Basra Boğaz'ın hazırlan son, Karadeniz'in su bütün dünya denizi çıktıken son, bu aşağı çıktı. Aşağı çıktıken son bu deniz boyuna başlayan da yarın köyde pek olmak var. Eve yeşildim, Uluğuz'un sayılı en kadimli koy yal boyunda. Onların bütün evleri, ben bilmiyorum onlar kimlerden kaldılar. Bu, olmak mümkün. Bu bizim halk. Bizim halkın, bu bizim halk mimarı. Bizim halk mimarı. Ve bu olan evler olan hepsi bin, iki bin yıllık evler olan zor aralarında. Kim onu yaptı? Nasıl arkitekturlarla yaptı? Elbette o yapılan arkitekturlar, o söylediğinden boyayan arkitekturasını uçan. Öyle de o kalganda yetmem. Düşünüyorum. Kalgan şeyleri, bilmiyorum ne? Geleceğden de halk oluyor. Bir tane bir gram sementsiz. Sakin çamurla iyi yapkan yer. Ve 27 senenin zezelesin, bu evler tutkandı. Dayanlar da o zezelerdi. Demek halklar bilirdi zaten nasıl ustalıktan ev yapmakla. Evlerin nasıl kurad edildiğinde, bana benim gözüm okundu, çelik çeti sırt taraflar duvarlar taştan yapılmış, orta duvarlar örme. Koyalar zeyrekler, sonra onu yüzüm çubuğunu ya kunduk çubuğunun oralar, ilk taraftan sıvaydı. Ular sıcak evler. Bütün kapı pencereler çıkarlar cenip tarafa. Kıbla taraftan yeşillikinde. Kıbla taraftan ev bakıp güneş çıkıp pencerelerin kapılarında istedi. Ve her bir evin olunca da mutlaka var bir çardak. Eğer ev ilk katlı olsa ilk çardak, ilk öbür katında. Ev üç katlı olsa üç katında çardak. İki katlı, bir katlı çardakta çıkarırlar adlardan, ama ikinci, üçüncü katta çıkarırlar çardaktan, üç taraftan çıkarırlar. Hadi Rahman'ın ne için yapar? Ne
Gören de anda o birinci, o ev hapı birinci bu başta işlerdi. İkincisi, mesela var yaz zamanlarda oğa çıkıp halk oturup o işlerini yapabilirler. Şair ettiler, çalışırlar, uçacaklar, iş yapabilirler. Neyse yerinde onların saçakları o bir uzun çıkardı. Ve yağmur yağında yağmur olmazdı. Yağmurdan saklanan çayı soluyordu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Öyle tendense gitse bizim evler, ustalar, kulturan hepsini yok ettiler. İstikler yok. Adam var, bir çamur var ki samalı zıhvat var ki yaşay. Susuz, elektrasız, bilmem, gazsız yaşayla. Öyle tendense olsa bizim halk öyle faciaya uğrap belki dayanmaz. Yok edecekler bunda bizim halkımız. Nasıl siz düşünürsünüz? Nasıl bu tendense olsa bozmaya aileler çok çaklasa, bu şimdi kart var kalmasa, kim koygen bu hırım gelecek misil bir şeyler bilmiyor hırım hakkında. Nasıl? Sen ne olacak? Sen bilirsin. Başka bu bizim geleceğimiz. Bana yakında bunda 90 seneleri gelen Taşkent'ten göçüp gelen bizim hırım milletimiz. Belki bunu öyle duymaydılar. Ben bunda erse geldiğim için bana pek yakışık görünüyor. Ne kadar değişiklik oldu 90 senesinin bugüne kadar. Evvel ötürdüm, bana o şeyin açtığında, ben özüm yaşayışımda, ben adam ulaştığa aktivist mi? Her vakit o gibi bakan, her vakit o kaç yıl oluyor, düşünüyorum. Ve ben şahsi özüm buluyorsam bu kadar olacağımı bilmedim. İş almaz edim. Ben inanam ki, mutlaka bizim milli meselemiz düzelir. Lakin onda bir tane haklı şey var. Evvel de bizim yaşlar, yaşlarda bir parça milli kokusu olsa demek milli kokusu olsa ana baba dedesinin tamırı baba dedesinin ocağın kızısa onların saklap kalma istesi ben diyeyim genel geçer 10-15-20 yıl bizim halkın vaziyeti bundan başka olur. Belki biz daha düşünürük özü hükümetimiz sözmekte. Ayrıca da bir şimdi bir yapsak ama bu adam bu yöntem, ben bunun yoluna geçeceğim. Ama bu adam kim bu yöntem, ben bu yoluna geçeceğim desek, biz o usulümüzü görsek, biz bir şey dolanmak, bunda karşı kalır. Belki bir tane millet olarak biz kalırız. Lakin milli kokusu bize olmaz. O bunu nasıl yapıp yaşlılara açıp anlatmakta bilmeyeyim. Ben belirsem, yaşlılar yapmak gerekiyor bu çökelek masalar. Bu çökelek masaların içerisinde yaşlarını toplak. Bu meseleleri müzakere etmek gerek, bakmak gerek. Haklar bugün de bugün olganda onlardan akıllara faydalanmak gerek. Bunlar ne kadar bir yapıp olmaganda yapıp da bir şeyleri yapıp kalırsak gelecek yaşlar bunu düzeltirler. Bunda ne olsaydım? Allah'a geçtim, bunda ne var? Bizim halktan bir mimarcı Zahir Mangazayla. Ben görmedim yakın vakti, yaklağa dedim ben de milli mimarcı arşitektörlü neler var, çeçözler. Ben bilmiyorum, yaşın bizim halk onlardan o şeylerini alıp baba dinlesinin usulüyle o evlerini yapmalı. Eğer o şeylerini bir yapsam olsaydık, olmadan da bir maili. Böyle bir bizim milli usuldan yapılıp kalan olsaydı belki ileride son bulan daha başkaları da yapacak. Bugün de bugün kurulan evlerin niye Rusya sıfatı var, niye Yerapeyce sıfatı var, niye Kısaca sıfatı var. Bilmem nasıl sıfatsa biz bugün de bugün yanı sürgün etken sıfat. Sürgün halkın sıfatı. Nasıl düşünüyorsunuz? Niçin bu hükümet bu halka mektepler yapmay, niçin bu halka yollarını yapmay, niçin
yıkım yıl geçti. Niçin o kişiler yapmayı? Oysa bu gelecek nesil gayet olacağının olmuştu. Bu meslekler olmasa bu yıl içinde korlanıp var düşünmeler bu gelecek nesil bilmeyecek ki o bilmiyor yani 99 sayıs bilmiyor o için o bu puanların isteği yapmalar. Yok ben öyle demiyorum. Ben zeytin. Eski mekteplerin kayıttırmayı ya da yanı yapmayı o isteği işte bizim halkı bilmesin o için. Ana baba yaş o bilmesi nasıl bu doğan doğacık verecek. Hayır biz bunda böyle yanaşayız. Birincisi, bugün de bugün hükümet yok. Hükümet başına oturan adamlar o vazifesini becerip olamayacak. Rusya atacaksa tepede oturanlar, dilitantlar, onlar hepsi şeyler o cevabı doldurup zenginleşmek diyor. Bunu ne sayan bu bağlan hata yok. Belki onlar zengin olur ya. Yani, bizde yoktur da öyle adamlar kim? Öyle talap ettiği... Şimdi ne olarak veririm. Son bu ben hükümet başına oturan dediğim adamların dediğim demek bu hükümet başına oturan gelmişek halde Ukrayna hoca Ukrayna'sı başına olsa Kırım'da mı da bugün gelmişek oturuyorlar. Onlara bütün canın medeniyeti, terbiyesi, güzel yaşayışı gerekmiyor. Onlar özel için düşünüyorlar. No, onlar böyle de hatalık yaparlar ki onlar bir yürgen yoldan onlar da görecekler. Eğer bir yürgen yol temiz olsa, yakşı olsa, onlara da yürmesi yakşı olur. Onlar tepeki uçup anan yürüp olmazlar. Onun için eğer de onlar deseler, biz yaşayışın güzel yapar deseler, düşünmek gerekir başka halkına. Yani ikinci mesele, bizim şahsı bizim halk, onlar hepimizin ve başa haynatırıp olurlar, şingenletirip olurlar. Biz o bir sımamızı bir gün cevap oluruz. No, yapalım biz millet olarak ne diyeyim hocamızı saklap kalıp oluruz. Onun için bu bir kısmı. Mektepler bu için bunlar. Mektepler bu için niçin bunlar açmaya? Onlara elverişli eğer de biz o cinimizi, çiğimizi görsek. Hayır olmaz. Ayrılmasak, onların yoluna düşecek, onlar bunu isteyecek. Bu kiti de bu iş. Bu işte bu hatta. Onun için ona bakmazsan, bizim halk buna ayak sürüp, karşı çıkıp, ozu yolunu takıp, ozu yolunu düşmek gerekir. Öyle adamlar var bizde ki, IT halka her vakit de bizim kuruşuyorlar, düşmanlar bizim. Var, var, aramızda var. Önce daha bilirsin, hep ne yaşlı adamlar değil, benimle de yaşlılar, ben yaşlılar. Bana Allah'a misal, Kırım. Stalin yapmadan şunları yaparlar. Evet. Stalin olganda biz oncu için yavaş içerdik, biraz terbiye vardı, bize halkın. No, umumen olsa, anda o şeyi. Habi adam vardı, sağlam etse. Gerek o şey göre bakmak mümkün değil. Neyse sen, ben karşımın bu sen Stalin dediğine Stalin zamanında bizim halk Kırım'da toplu yaşardı. Kırda senesi kadar halkımız toplu yaşardı. Sen o bilmesin, ben de az ona geçirdim. Bizim o üzerinde akaların bakışı bakışa bakışıydı. Aslen bütün Uğuzhan, her bir Uğuzhan halkının bazen fotoğraf suretine bak, onların gözleri dünyaya bambaşka bakar. Ve eğer bu halk, bu nesilde insanlar Uzbekistan'a varan son, bunlar bu şeyden devam ettiler. Bu Uzbekistan'dan da birinci, ikinci nesil doğup çıkan son, onlar başladılar karışmakla ve başladılar zayıflaşmakla. Demek Uzbekistan'da doğan nesillerin ruhu Kırım ruhu yok. Onlardan başka. Ve onlar da bunda gelip Uzbek ruhu yumuşak geldiler. Ahay
Ben rahatsız olmak gerek, haklı, cesur bir sağlam olmak gerek. Bu eğer akal cesur sağlam olsa, o vakta son Kur'an'da da güzel oluyor, balılar da güzel oluyor, toplaşı da güzel oluyor ve millet de güzel oluyor. Eğer de biz bugün hocamızı akal cesur saklamasak, geleceğimiz zayıf olacak. Onun için bu sence için mektepler, elbette onlara Allah verdi. Onlar mezheplerin asesini yok açıp halkını başa cingir geçirmesi. Bunlar şimdi bunu yapacak. Hayır bugün yapacak. Ya bugün de bugün de bizim halkı bugün ya. Açık yürü yapıp kendisi. Bak mısın? Lan 10-20 yıl geçti. Hatlar kalmaz. Doğru mu? Hatlar kalmaz. Bir adam bin yıl yaşamıyor. Kim kalacak? Bu Kazak içinde olacak. Bizim halk. Bu yıllarda sonra sağlık sizge ne gerek? Onlar açacaklar. Et gerek, aşamada gerek. Onlar Kazak dinli vakitler. Açacaklar. Mektepler gerek. Yok gerek mi? Biz Kazak dinli vakitler. O yok hocam. Ben Belarusya'ya vardım. Gördüm bizim Tatarlarımız. 600 yıllar yaşadılar. Kaytarmanı koyganda var, vals gibi başladı. Yılların sayısı kün kündüğün az olsa. Bilirsin bu... Bu iki söz bilinir. Kitap, mizar, iki üç söz bilinir. Bu... Siz dediğinde bugün bizim yaşlarımız geçsin de ama Allah'a hınırlı da bizim İndüstriyel ve Pedagogik Üniversitesi'nde. Biz eski başlarında ozumu elimizden ozu ballarımızı asimilasyon yapalımız. Yetilirgence bana 15 yıl arasında bu üniversitesi çıkardı. Uz defa mutakassizlerden. 5 yıldan beri saysak belki 2-3 kere mutakassiz anlayı çıktı. Az bala çıkmadan mı? Bugün de bugün var şey, her bir anlar okup bitirgen baladan sonra ana dilini, ana dilini. A, B, yürümeyi bilmek. Yeşil, bunda kimin kabası var? Bunda ocaların kabası var. Bunda üniversitenin başlığının kabası var. Bugün hükümet demeyin, bana sizinle 500 saat programı balanı okutmak için. Bunu yapmayın. Yeşil, bu mutikas çıkar ama işlemeyi. İşlemeyi tabi biz toplatayız. Но бізге мүлкін әрде, бізге мүлкін әрде, яқына қабыл, оқуларын ешіне қойылажақ ана тілі. Бір дәне студент, нешін бітерер заманда, оқуын бітерер заманда, ана тілінде диксант жазмаса, оған жетті оң бұл. Егер де бұл яқы оған сәйді, шын бүгін олмағанда, бұл бітерген балдар, ana sizinle böyle mektup yazmağı belirtebilirler. Bunu yapmayacak. Bana bu biz hocamızın kabasımız. Hocamızın, bunda bir tane hükümetin kabasılmaya gerekmiyor. Bugün o diyorlar ama o üniversitenin hademlerin bazen kabası var, halkımız arşivini yaptırarak istemiyor. Bunlar yardım etmiyor. Hocamız yardım etmiş. Ya Allah'a böyle şeyler anlamında kolejde balanıza anatezi mektebi okumaya verileceğini, yok son benim oğlum balam kadar okuyacak diye, bu ne kadar rahatsız yaparsın? Ya bu günün kabası. Okumayasın kabası. Yok. Şimdi şahsi ölümümüz kabasımız. Bala... Ben öyle düşünüyorum, gerek öyle yapmaya, чтобы ariza yok edin öyle şeyler. Kim bu, bunu придумал bu arizaları? Sen Татар мала удом на стол. Джаки обязательно керек угремеге. Буаризалар керек ми яздырмага. Но... Обязательно керек. Улешилер, сиясетчилер. Ну, куда, бу не да, бу сияси халкын алдаса ба, жайыл халкыны сон бу йолга кисе. Халк жайыл да бу, вообще, умумен алсак. На стол bu kadar koy sürüsün. Burada
yolun gösterilen da var. Ne kadar sıkı bu? Halka ayeti var. Kerek samazahvat men hamra kelmege var. Bu ne de kelgiler kurbana var mı? Sürgünlükte var mı? Bunda da kurbana var. Şimdi Ulu Özen'de bizim halk yaşayın. Onunca bizde bugün yaşayık 10 koranda. Onun da çoksu da. Onların tamırları ulu özenli. Yok, onlar hiç ulu özenli. Bana ben sakat yemin açıp geçken idim. Bu Murad Asbağ'a. O 29 senenin babasıydı. 21 bin senesi öldü. Onun babası Fatı Bayram. İkinci Dünya Cengi'nde işlerdi. O Patabayan babası Çavuz Cemil. O sürgünlükten evvelsi 35-36 seneleri köyde geçindi. Ben bir sualim var. Bu işin yapkanda bu özen tarihini yazdırmalar küçük özen. Dan başka kitaplar var idi. Misal için Usku takımda ya da dan başka. Yok. Siz birinci bu. Ben bu şeyini başlamada, çalışmaya başlamada ben bir şey yok diye. Hani yani, için öyle maksat koymadılar? Siyasetçiler, başka adamlar, hepsi konularını yazdırmadılar. Çünkü evet. Biz bunda yaşamadık bu konularda. Biz şimdi taralarda yaşayız, mı çoksu yaşayız. Biz bilmiyoruz, biz bunda yaşamadık. Niçin öyle maksat koymadılar? Psikolojilerin bilmeye tarihin. Genel ben bu şekilde olsun da sadık vereyim. Bana bugün de bugün yazarlar da Çoban Zazı hakkında kitap yazarlar. Başka Çelbicihan hakkında kitap yazarlar. Cafer Sezenek hakkında kitap yazmak istiyor. Ahmet Han Kozan hakkında kitap yazmak istiyor. Bu kitaplarını her vakit mümkün yazmak var. Biz, eğer de biz buna tab 60 şehirlerinde Uzbekistan'da olganda başarılı en bir insan olsun koyun başarısı yazmağa ya en bir insan belkin bir böyle hopalıp açıldı. No, yazıcılarımız bu yayın bayrağında kim çalışırdı? Bu insanlar bu yayın başarılı olsaydı uğraşmakta çünkü Allah dediğiniz bundan başka olacak. Lakin ben bilmiyorum ya şimdi bu adamda belki bizi Leyl Halk No, ben gazetede çalışan insanların hepsi yapışı adam varın. Yok, ben onların şeyciyeti olan ben çıkıyorum. No, o var da başında yok ediyorlar maksat. Zal olaca bunu kerek yapmadan. Bunu da etmek gerek ki o adamlar her vakit özünden korkan adamlar idi. Yeşil yegende onların çekmesinde her vakit kırıp olsun. Bir gün bu vermedi. Bir gün de gaye, öyle gaye yok idi. Yok idi. Gaye yok idi. Eğer de öyle gaye olsaydı insanın başına o elde yorganın altında saklanıp yazma hakkı var idi. El yazmasını kaldırma hakkı var idi. Bu yeşil yapmadılar. Ben bunu anlat olamayım. Lakin ben bu kitabın başına yazdım böyle bir şey. Bu kitap bağışlarına ana babamın hatırasına. Yeşil Uyuyor dediğince benim babam o yedi istatopiydi. Sulaktan Faros'a kadar her bir koyu insanı bilirdi. Her birisini takip ederdi. Kim anda nasıl yedesi alır, yeni yaşa yeni olur. Şey. Bugün bu kitabın yetişi de babamın sebebinin oldu. Bu evde de benim babam vakti izni verseydi halim, babam bunu yapamsaydı, böyle bir şey olurdu. Yani ben... Siz yazdırdınız, Oktav Oğlan'da onun ilginçlerini yazdırdınız. Mesela kitabın içinde 50% onun yaşıyor. Evet. Hayır. Babam, bu için sevgiler ben babamı... Oktav Oğlan'da siz... Ne var, hepsini yazıp aldım bu vakti. Babam 1906 senenin babası. No, siz nasıl düşünüyorsunuz? Halka kirgen bu facialar belki halkın habatı var. Bizde yoktur öyle adam var kim her vakit gösterecek ne halkına gerek. Evler, su,
Niye? Çünkü ruh taraftan gerek halka göstermeye. Niye? Namazda halkın var ya, bu vaziyette olan. Ya mesela böyle şey göstermeyeceğim. Ama bu evin altında, bu evin sabısı, bunda hırımda doğan adam. Hı-hı. Ben bu evini aldım. Son aramız bozuldu. Neyse yetkince o evden çık dedim beni. Ben dedim, sen hayla onu yap. Ben koyarlarımı keserim, ballarımı keserim. Bu evden çıkıp handa vereceğim. Son bu makusu kıstı. Kısım kıstı. Son geçti zamanlar ben yazıldım. Vardım tatlımını. Çağırdım. Dedim var evini aforum dedi. Hanımlaştı. Son dediğin evini hanımlaştı olan yapakayımı dedim. Ben görmedim nasıl. Onlar yaptı. Apakayımın bir yerde yaptılar. Son apakayıma dediğin bu ev İçinde siz şahs satmış, baklı olmuş. Ben şahs baklı olup olamadım böyle içince. Böyle ayıp kana bakayım ben. Neyse dediğinde bu evin o adam orijinal kurup, dozi evden kurup çıkan son apakayının değişmeden ayrı çıkanlar. Son öyle oldu ki önce yazılan son çalışmaya başlayan son ben bu kere vardım bunun evine. Misafirlerle. İletim evine bağlan bir masa, üstüne kalbasa, sağla, andamında aşlar, rahım yolduğuna bu menü ziyafet yapacak. Son teklif ettim. Ben o zaman da benim pişmiş kartop aldım. Çıkarım. Su içtim. Ötmeyi kaçardım. Sağlanıyorum. Tabla sağa uzanmayayım. Son bu değil. Yani hiç aşamayasın. Ne dedim? Ben seni aşamayayım. Ben de bakıp babam sofrasında bu şeyi bölmedim. Bir kere yaptı, ilk kere yaptı. Son üçüncü vakanda sofrada donuz eti peki olmalı. Ben bu adamın evini katladım 20 yıl. Bu şaka şey gibi. Tabi sonra kadın değilsin dedi. Yakın dedi. Ben de iki tane var. O ne zekin ahay. Birisi sen dostum olasın. İkincisi de ahay. Sen benim ahayıma o zekin nasıl doğru yaşamak. Demek ahay ne yaptı? Rahı ismini bıraktı. O şeyde pek olmadı. Niye oldu bu? Ben onu ozu adetine çektim oradan. Ben onun yolunu yetişmedim de ozum nasıl mağdurek yaşamakta ona onu oğul ettim. Eğer de bizim %50% akaylarımız, kadınlarımız böyle yapsa bu gelmek şey kalkmıyor. Böyle yola koymak mümkün olur. Onun için bütün kadar bizim ozumuzda. Eğer de babamızda, babamızda, güzelimizde, anamızda. Bizim başıma geldiğim beyanın bizim de kapatılma gerekmiyor. Oca özümüzü kapatacağımız. Ve kıvıracağımız özümüz yol nasıl bunu doğrultmak var? Nasıl tipide çıkmak var? Onun sayısı var. Bir temizlikle, akıllıkla, işgüdükle. Bu bizim halkın en vakit tipide çıkar. Bizim düşmanlarımız öyle yapar, zeytosa var. Sen değilsin. Abi bir şey var. Hırsız en vakit korkak. Onun için düşmanlar bugün de bugün öyle yapamayasın bakma. Onlar içinden korkaklar. Ve onlara bir başarıdan ne uzun yapılsa böyle haklılık ne doğruluk ne onların doğrultmak mümkün. Düşman ne dediğinde onlar ne kadar yatırırsa ya da bu toprakların toprakları diyor. Bu anlamda o zaman gelmiş yoksa yani. Eğer de bugün de bugün anda yani bakıyor diye ucuz kalırsa çok rahat olsa o zaman da en rahat isterler. Bizim halk bunda temizli kalacak. Bunda bala üstleyecek, sorun üstleyecek. Yerli medeniyetli inkişaf olacak. Ve başka halklara koşuyor. Bu koyun öbürlüğünde öyle sözlerin tek o özünde raytiler. Taptınız mı öyle sözlerini? Çünkü ben kaçan başladım bu işin. Ben çok sözlerim. Misal için molça, gurun, çum, fatajan, çilek. Bu pek çok sözlerim taptım. Böyle açıdan sonra Erkan'da yaşayış bence öyle oldu ki hırından çıkaran, çıkaralanın son ben aman aman ve vakit ulu zeynlerin arasında yaşamak. Ne yaşadım başka halkına. Temelçeler, üç kutlar arasında yaşadım.
Ve bizim bu özenlerin aykan ince yerlerini ben bilmeyeyim. Yakin bunda gelen son, şimdi başladım belki söz yerine bir hızlı satmakla. Bana şimdi bugün ya bugün koçerim edersen, bugün sen dedin, ya da koçerim. Ben bileyim, koçerim. Ha, bak abi. Ve öyle bir soru var. Taş kalma. Öyle bir soru var, sifse. Bilirsin ya da sifse. Şiriye ne? Sifse. Sifse. Первый раз. Чипсе. Вот, говорите? Ерва. Чипсе. 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 Первый раз, дедеклерімізі, чипсе заманда мен болындым бұл ерде. Я чипсе заман сені көрдім. А де сөздер бар. Сон, даған әлбетті шоқ сөздер бар, мұғыларының етсін әтәде құлсан, ол барамай сөйлі. Білейсі, да? Yer yazdınız. Bizim Kur'an'da kullanılan sözler o kitabın içinde 30-40 sayıs Ulu Cengiz geçti. Kitap yazıldı Ulu Cengiz geçince. Bugün de bugün bana böyle diyorlar. Ben kitabım verdim bazen karnala redaksiyonu çekmekte de böyle diyor. Bunun sağında salkın, Zeyrek'in sağında salkın yedi. Bize yok Zeyrek'in sağında. Bize var Zeyrek'in salkınında. Ya bir şeyin aslında. Salda demiyor. Damın salında demiyor. Damın aslında. Bana bir sözler baksa bu şimdi edebiyat sözlerde kullanılan sözlerden bizim bu sözler ayrıca birçok sözler var. Ve ben bunların hepsini kısa şey kesedim. Yaşlar, yeşiller, okusunlar, baksınlar. Belki de anda çok şeylerin hatalar da vardır. Bunu iyice baksadan da yapacaklar. Tefkif açıcılar. Onlarını okup, tanıp, son ama tezini onların kızlarını çekmek mümkün olur.